Malum Daredevil'ın ikinci sezonu ortalığı yakıp geçiyor şu sıralar. Ve Punisher da açıkçası o sezonun en güzel yanlarından bir tanesi. Biz sezonu yeni bitirdik. Bayağı da etkilendik kendisinden. Jon Bernthal bizi müthiş oynamış. Öyle olunca biraz da kafamızı geriye çevirelim. Geçmişe dönüp bakalım. Punisher kimdir sorusunu bir beraber 8 adımda yanıtlayalım istedik. Gelin beraber ta en başından, yani Punisher'ın ilk gözüktüğü sayıdan başlayalım. Punisher 1974 senesinde Amazing Spider-Man'in 129. sayısında ortaya çıkıyor. Orada aslında Spider-Man'le kavgalılar. Hatta Spider-Man'i öldürmeye çalışıyor. Punisher'ın ilk gözüktüğü karada bir tane Spider-Man heykelini kafasına sıktığı bir kare. Burada Jekyll isimli bir süper kötünün punduna geliyor biraz Punisher. Spider-Man'in Norman Osborn'un ile olan mücadelesinden, bu Gwen Stacy'nin ölümünden hemen sonraki bölümler bunlar. Spider-Man'den bütün halk nefret ediyor. Dolayısıyla Punisher da Spider-Man'i J. Jonah Jameson gibilerinin pompalamaları sayesinde kötü bir adam olarak biliyor. Fakat hemen net bir şekilde ortaya çıkıyor. Akabinde de Punisher iyi adamların tarafına geçiyor. Punisher tabi bildiğiniz gibi gerçek ismi Frank Castle. Bazı sayılarda, ilerleyen sayılarda Frank Castle'ın onun gerçek ismi olmadığı da ortaya çıkıyor. Aslında isminin Francis Castiglione olduğu, İtalyan olduğu ortaya çıkıyor ki bu İtalyan olması da zaten Katolik olduğu gerçeğiyle birleşince Punisher'ın karakteriyle ilgili çok ciddi şeyler söylüyor. Tabi kendisi hakkında bu kadar şeyi söyleyen başka bir unsur da kendisinin bir Marine olması, Amerikan ordusuna benziyor. Nerelerde hizmet ettiği tabi tarihe göre değişiyor. Punisher dediğimiz gibi 1974'te yaratılmış bir karakter. Eskiden Vietnam'dı onun hizmet ettiği yer. Tabii ki günümüzde Afganistan oldu, Irak oldu. Tabi Punisher'ın esas damgasını vurduğu zamanlar 80'li yıllar. Özellikle de Frank Miller'ın elinde iki sayı Daredevil'a konuk olduktan sonra Punisher'ın popülaritesi ciddi bir şekilde artmaya başlıyor. Frank Miller'ın bu Daredevil'da harikalar yarattığı dönemler. Yani efsanevi hikaye çizgilerinin birbirini takip ettiği zamanlar. İşte Elektra'nın ölümü olsun, No More Mr. Nice Guy olsun. Onların arasında da bir noktada küçük bir hikaye arkı var. Bu 1980'de yayınlanması planlanan bir arka aslında ama yasaklanıyor o dönem. Çünkü uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanımı ile ilgili bir genç Angel Dust isimli bu uyuşturucudan dolayı overdose oluyor. Akabinde bunun peşine düşüyor Daredevil ve Punisher. Bu uyuşturucuyu sokağa salanların, çocukların eline salanların. Tabii farklı yöntemleri var. Punisher Daredevil'a çok saygıyla yaklaşıyor ilk başta. Gel beraber olalım, gel beraber devirelim bu herifleri diyor ama Daredevil çok sinirli. Bu iki karakterin de tabii simetrileri sadece aynı yerde çalışmalarından, New York'un aynı sokaklarında görev vermelerinden ibaret değil. İkisi de Katolik karakterler. İkisinin de Katolik olması karakterlerinde çok büyük etki etmiş vaziyette. İkisi de karanlık karakter. Bu karanlık tabi Punisher'ın sonralarında çok büyük hizmetkarı oluyor. Çünkü 90'lı yıllarda 1986'da ilk kendi serisinde kavuşuyor Punisher ama 90'lı yıllarda inanılmaz derecede bu kadar karanlık, bu kadar kompleks bir karakter olduğu için karanlık ve kompleks şeylere bayılan bu dönemde inanılmaz popüler bir hal alıyor. 90'larda popülaritesinin zirvesinde aynı anda 4-5 Punisher serisi yayınlanıyor Marvel'da. İşte Warzone, War Journal bilmem ne falan filan. O popülarite 2000'lere de sıçrıyor. 2000'lerde Civil War var tabii bildiğiniz gibi 2004 yılında. Civil War'da Punisher Kaptan Amerika'nın tarafında ama ilk başta kendi tarafında. Sonrasında Spider-Man'e denk geliyor bir noktada. Spider-Man'in canını kurtarıyor. Onu kaptanların tarafa götürüyor. Kaptan ondan yardım isteme konusunda biraz tereddütlü aslında ama okey diyor, her şey lazım diyor. Baxter binasından bir şeyler bilgi almak üzere yolluyor Punisher'ı. Punisher tabii Punisher'ları yapıyor, birini öldürüyor. Ve kaptan da kendisini, ulan sen ne yaptın dingil diyerek bayağı dövüyor. Punisher kaptana dair saygısı çok yüksek olduğu için kendisi gibi asker, bir kahraman bir adam. Dayağını efendice yiyip, abim ben sana vurmam deyip öylece duruyor. Punisher'ın asıl kendini bulduğu dönem bir yandan da hikayelerin çok garipleştiği dönem Dark Reign dönemi. Biliyorsunuz Civil War'dan bir dönem sonra kaptanın korktuğu başına geliyor ve devletin başına değil ama devletin süper kahramanlarla ilgili her şeyini yöneten kısmının başına Norman Osborn geliyor. Shield dağılıyor, Hammer kuruluyor. Etrafta süper kötüler süper kahramanmış gibi gezmeye başlıyorlar falan. Punisher için tabi bayram. Önüne gelene sıkıyor, önüne gelene öldürüyor. Punisher'ın en yüksek leş sayısının olduğu bu seri bu Rick Remender'ın yazdığı Dark Reign serisi. Fakat çok da garip bir bu arada. Çünkü Rick Remender'ın yazdığı seride The Hood isimli bir kötü adam Punisher'ın ailesini diriltiyor. 10 sayı falan onunla böyle bir dalga geçiyor. Ah dirilteceğim, hadi dirilteceğim, bak diriltirim şimdi, hadi diriltsem ne olur falan filan gibisinden. Bu diriltmek için bir polisi öldürmesi gerekiyor Punisher'ın. Punisher bunu reddediyor fakat orada kendi ailesi diriltilmek üzere bekleyen bir adam yapıyor bunu. Akabinde de Punisher yak yak bunları diye kendi diriltilmek üzere olan ailesini
yakıyor. Bu Punisher'ın çok da doğru düzgün düşmanı yok aslında. Yani süper kahraman dediğimizin biliyorsunuz böyle birkaç tane kilit mühür düşmanı olur. İşte Spider-Man'in Green Goblin'dir, Doctor Octopus'tur, işte Batman'in Joker'dir, Superman'in Lex Luthor'dur. Punisher'ın çok fazla öyle mühür düşmanı yok çünkü Punisher'a düşman dayanmıyor. Punisher'ı öldürmekle hiç problemi olmayan bir süper kahraman. Hatta biraz alameti farikası bu. En uzun soluklu düşmanları arasında bir tanesi The Russian diye bir karakter var. Garth Ennis'in yarattığı ve Garth Ennis'in yarattığı pek çok şey gibi bayağı garip. Kendisi böyle iri yarı, iri kıyım Rus bir dövüşçü olarak başladığı süper kötülük kariyerine transgender bir cyborg olarak devam ediyor. Şaka değil, gerçekten de bu Punisher serisinde yaşanmış bir şey. Hatta bayağı The Russian çıkartıyor bunu Empire State binasının tepesinde tam aşağı atmadan önce. Diyor ki ya ben ölümden geri geldim. Nasıl işte bana hormon tedavisi yaptılar. Cyborg parçalar taktılar. Aa bak işte tedavinin sonuçları ne oldu diye bir soyunuyor. Bayağı elbise giymiş, çiçekli falan. Bu arada The Punisher'ın her Marvel karakteri gibi Amalgam evreninde de bir karşılığı var. Amalgam evreninde bilmiyorsanız Marvel ve DC'nin vakti zamanında yaptığı bir şey. Beraber güçlerini birleştirip abi biz kahramanlarımız birleştirelim mi çıkar demişler. İşte oradan Wolverine'le Batman'in birleşimi Dark Claw gibi şeyler çıkmış. Punisher'ın da ekürisi olarak herhalde Steve Trevor'ı görmüşler ki Steve Trevor'la birleştirmişler. Adı yine Punisher kalmış ama işte artık Frank Castle değil Steve Trevor. Kendisi eski asker aynı Frank Castle gibi. Onun da ailesi ölüyor. O da işte intikam yoluna çıkıyor. Tabii alternatif versiyonları da bitmiyor. Bu da son bilgimiz olsun. Marvel 2099 evreninde Punisher'lık görevini Cassandra Nachios ya da duruma göre Cassandra Castle diye bir kız üstleniyor. Zaten soy isimlerden tahmin etmişsinizdir. Cassandra Punisher'la Elektra'nın kızı. Bu ikilinin bu arada gerçekten Marvel ana akım çizgi romanlarında bir ara yemeğe çıkmıştıkları falan da var. Yakışıyorlardı birbirlerine bir noktada. Cassandra da Marvel 2099 evreninde bizce bayağı güzel bir Punisher. Punisher'ın kim olduğu ile ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İleride başka karakterlere dokunmayı düşünüyoruz. Sadece çizgi roman dünyasından değil, oyun, film, dizi, kitap, her neyse. Onlardan da öneriniz varsa yorumlara yazın. Onun haricinde beğenin, paylaşın, abone olun. Biliyorsunuz zaten ne yapmanız gerektiğini. Her şeyden önce de hoşça kalın.